Deprem sırasında yatıyorduk, hiç fark etmedik. Ne birinci depremi hissettik, ne ikiyi. Direkt deprem sırasında gözümüzü açtığımızda yatakla beraber aşağıya doğru inmiştik. O an kıyamet kopuyor zannettik yani. Deprem hiç aklıma bile gelmemişti. Sonra bir anda can havliyle kalkmaya çalıştık ama her yerimiz molozdu. Kolon düşmüştü, çıkacak bir yer yoktu. Kızımın sesini duydum, başka odadaydı. Anneciğim korkuyorum diyordu. Ses duyduk. Sesimi duyan var mı deyince, sizin yeriniz yakın, siz çıkarsınız deyince kendimden önce yani kızım geldi aklıma. Ben çıkarsam o burada nasıl kalacak diye. 2-3 saat çabayla, ailemin çabasıyla kurtarıldık. Fakat kızım 3 gün enkazda kaldı. O kızım iki duvar arasındayken ben dışarıdaydım. Ama sanki hani dünya üstüme geliyordu. Kızımı sanki ölüme terk etmiş gibi hissediyordum. Kızım 3. günü enkazdan çıkarıldığında, çıkarılmadan önce çok zor 3 kolonun arasında üçgen şeklinde kaldığını, fakat bir kepçeyle bir vinçle kaldırsak cesetlerini alabiliriz dediler. Biraz imkansızın da imkansız olduğunu söylediler. Bize o alandan biraz farklı bir ortama gidelim, psikolojik ben çok bunalım yaşayınca biraz bize mesafeli bir yere götürünce bir telefon geldi. Kızınız kurtarıldı deyince inanamadık. Mesafemiz o kadar uzak değildi. Yürüdükçe sanki yollar uzun uzun geliyordu bize. Çok mutluyum kızımı kucağıma aldığım için.